Efendim iyi akşamlar. Fox hafta sonu ana haber bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam etiketimiz önerisi olan. Okullarda yüz yüze eğitim başladı sonunda, ancak yetersiz önlemler nedeniyle ne yazık ki çocuklar arasında koronavirüs vakaları artmaya başladı. Özel yurtlar pahalı, ev kiraları fahiş, devletin yurtları yetersiz, öğrenciler zorda. Aktaracağız çiftçi dertli. Bugün gaziler günü, onların da sorunları var. Önerisi olan etiketimizle önerilerinizi bekleriz. Hemen koronavirüs gündemiyle başlayalım bültene. Aşılama istenen seviyede değil. Korkutansa tablodaki vaka ve can kaybı sayıları. Sağlık Bakanı da günlük değil haftalık verilere dikkat çekti ve durumun ciddiyetinin altını çizdi. İngiltere'de yapılan bir araştırmanın sonuçları ise çok çarpıcı. Bir dönem Türkiye'de de baskın türü olan İngiliz varyantı ilk türe göre havada 100 kat daha fazla yayılıyor. Bu hastalar aslında aşı ile korunsalar ölmeyecek hastalar bir yandan, bulaşma zinciri kesilse ölmeyecek hastalar bir yandan, yani bir toplum sağlığı sorununun çok ciddi bir yansıması burada ölüm sayıları. Her yeni gelişen ve diğerinin yerini alan varyant çevre uyumunu artırarak geliyor. Bu nedenle de virüse yakalananların sayısı da, hayatını kaybedenlerin sayısı da aşıya rağmen çok yüksek. Son 24 saatte bir gün öncesine kıyasla hayatını kaybedenler 16 kişi daha az. Ama uzmanlara göre can kayıpları bu seyirde devam edebilir ya da artabilir. Çünkü tam aşılı nüfusun oranı beklenenin çok altında. 200'ün üstünde sayı hala çok fazla. 3-4 hafta sonra tekrar bir yükselme görülebilir. En iyi ihtimalle 3'te 1 ile 2 arasında kişi hala duyarlı ve delta gibi kapalı ortamda hava yoluyla bulaşan, hava avantajını çok iyi kullanan bir virüs varlığında. İngiltere'de yapılan araştırma da bunu doğruluyor. Virüs her varyantında havayla uyumlu hale gelerek daha uzun süre kalıyor. Daha fazla insanı hasta ediyor. Özellikle de kapalı ortamlarda. O araştırmaya göre ilk çıkan koronavirüs Wuhan türüne kıyasla alfa varyantı 100 kat daha fazla havaya yayılıyor. Bu da bulaşıcılığın artması demek. Aşı olsa bile maske bu yüzden çok önemli. Araştırmalar kumaş ve cerrahi maskelerin hasta olan bir kişinin soluduğu virüs miktarını yarıya indirebileceğini de belirledi. Alfa orijinal suçtan, delta alfadan çok daha fazla çevreye uyumluydu. Yani hava avantajını, havada bulunma avantajını çok daha iyi kullanıyordu. Dolayısıyla biz kapalı ortamlara girdikçe ve kalabalıklaştıkça bulaşma hızlanacak ve hızlanan bulaşmanın artırdığı rakamlarda ağır vaka ve ölüm olarak karşımıza çıkacak. Her seferinde pikin yükselmesinden, bir önceki pikten çok daha fazla rakamlara erişmesinden ve bu rakamların fazlasıyla hastaneye yatış ve ölümlere yansımasından da bunu anlıyoruz. Sağlık Bakanı da haftalık verileri kıyaslayarak tehlikenin boyutunu ortaya koydu. Türkiye genelinde son bir haftada toplam 1718 kişi koronavirüse yenik düşerken vaka sayısı ise 183.962. Türkiye genelinde hala 450 binden fazla aktif vaka var. Üstelik Delta, Delta Plus ve Mu varyantlarında kuluçka süresi de 2 ila 3 güne düştü. Yani virüse yakalananlar birkaç günde hastaneye düşebiliyor. Birçok hastanede ise hasta yükünü kaldırabilecek kapasite kalmadı. Birdenbire hastaneye geldiklerinde, birdenbire geliyorlar çünkü ağırlaşarak geliyorlar. Servise almamızda, yoğun bakıma almamız arasında geçen süre çok kısaldı. Acil servis başvurularında da orta kritiğin çok üstü bulgularla geliyorlar. Yani şiddetli bulgular varmış gibi geliyor ama bu virüsün hızlı bulaşması ve çok tutunmasıyla ilgili ve akciğerlere derhal hızlıca yerleşmesiyle ve insanların da bu 2-3 günlük kuluçka süresini ayakta geçirmeye çalışmaları neticesinde oluyor.